Cevaplan verdi. Mübarek kadıncağız. Aslında Cosette'in hangi Fauchelevent kardeşin kızı olduğunu bile bilmezdi. Cosette yıllar yılı, baba bildiği Jean Valjean'ı gerçek kızı olmadığını öğrendiğinde aşırı bir tepki göstermedi. Şu son günlerde öylesine mutluydu ki, aşkından başka şeyi gözü görmüyordu. Yine de alıştığı gibi Jean Valjean'ı, baba, diye çağırmakta devam etti. Toz pembe bulutlar arasında, uçuşan Cosette, nişanlısının dedesine hayrandı. Doğrusu Monsieur Gillenormand'a, torununun nişanlısını nasıl şımartacağını bilemiyordu. Onu durmadan armağanlara boğuyor, çekmecelerini boşaltıyor. Bulduğu en değerli, en güzel şeyleri, onun nişan sepetine dolduruyordu. Ninelerinden, eşinden ve metreslerinden kalma ziynetleri, antika dantelleri, fil dişi yelpazeleri, inci kolyeleri, elmas yüzükleri. Hepsini Cosette'in önüne yığıyordu. Her geçen gün, Cosette yeni bir sürprizle karşılaşırdı. Bu arada, Çin'den gelmiş, nadide ipekliler, Hint kumaşları, Lyon satenleri, şamburokarları da çeyizine ekleniyordu. Gillenormand teyze, bütün bu hazırlıkları, her zamanki sessizliğiyle karşılamıştı. Şu son 5-6 ay içinde, kendisine yetecek kadar heyecanlı olanlardan payını almış sayılırdı. Marius'in geri dönmesi, Marius'in kanlar içinde kucakta salona taşınması, ölü sandıklan Marius'in yeniden canlanması, dedesiyle barışması, Marius'in güzel bir kızla nişanlanması, yoksul sanılan nişanlısının birden milyoner çıkması. Bütün bunlar onu fazlasıyla oyalamıştı. Kızın drahoması olan şu 600 bin frank onu büsbütün şaşırtmıştı. Daha sonra, günlük yaşamına devam etmeye başlamıştı. Her sabah düzenli saatlerde, kilisesine gidiyor, kutsal kitaplarını okuyor ve salonun bir köşesinde gençler birbirlerine aşk sözleri fısıldaşırken o da tesbihini çekiyordu. Bu arada onu hiçe sayan babası, yeğeninin evlenmesi konusunda da onun fikrini almamıştı. Babası, servetini dört yana savura dursun, ihtiyar kız, Gillenormand teyze, bir hayli zengindi. Marius'in yoksul bir kızla evleneceğini öğrendiğinde kendi kendisine şöyle düşündü, madem bu evlilikle benim fikrim sorulmadı ve yeğenim meteliksiz bir kız alıyor, bana ne, ben de tüm mirasımı favorim olan Theodule Gillenormand'a bırakırım. İhtiyar kızın binici temenine karşı bir zaafı olduğunu unutmayalım. Ancak şu var ki, yeni gelinin 600 bin franklık bir drahoması olduğunu duyan Gillenormand teyzenin, tüm aklı karışmıştı. Madem ki bu, gençlerin bol paralan olacak, hiçbir şeye ihtiyaçları olmayacaktı, o da bundan böyle mirasın olduğu gibi kız kardeşinin oğlu olan Marius Pontmercy'ye bırakacaktı. Bu işler böyledir, boş yere para parayı çeker dememişler. Yeni evlilerin, dedenin konağında oturmaları kararlaştırıldı. Monsieur Gillenormand, onlara en güzel daireyi, kendi dairesini vermekte ısrar etti. Bu beni gençleştirecek, diyordu. Odamda sevişen bir çiftin yaşaması, beni sağlığımda mutlu kılacağı gibi, ölümümden sonra ruhumu şad eder. Güzel yatak odasını, bir sürü açık saçık tablolar ve bibelolarla döşedi. Altın zemin üzerine yeşil kadife, çiçeklerle süslü nefis bir kumaşla duvarları ve tavanı kaplattı. Şömine üzerine çıplak karnında bir kürk, manşın tutan güzel bir kadın heykeli koydurttu. Monsieur Gillenormand'ın kitaplığı Marius'in, avukat yazıhanesi oldu. Sevgililer aşağı yukarı hemen hemen her gün görüşüyorlardı. Cosette babasıyla birlikte geliyordu. Bu, tersine iş oluyordu. Adetlere uymak için erkeğin kızı ziyaret etmesi gerekir. Ne var ki doktor henüz Marius'e sokak iznini vermediğinden, genç kızın nişanlısını görmeye gelmesini herkes normal karşılamıştı. Marius Cosette'in amcası bildiği Monsieur Fauchelevent hakkında ne düşüneceğini pek bilemiyordu. Gerçi adam kültürlü birisi gibi güzel konuşuyordu. Ama Marius, yine onda bir aksaklık olduğunu anlıyordu. Monsieur Fauchelevent'in kendi çevrelerinden olan erkeklerden noksan bir yönü olmasına karşılık, bu salon adamlarından çok da üstün taraflarının olduğunu inkar edemezdi. Kendisine karşı nazik, ancak soğuk davranan, uzak duran Monsieur Fauchelevent, Marius için bir esrar perdesi altında yaşıyordu sanki. Arada bir Marius başını ellerinin arasına alıyor ve o, ana baba gününü barikatın düştüğü günü yeniden yaşamak istiyordu. Bir karmaşa arasında binince, Mabof'in kanlı cesedini, Gavroş'un kurşunlardan delik deşik oluşunu, arkadaşlarının öldürülmelerini, Eponi'nin kollarında can vermesini hatırlıyordu. O eski dostları şu anda neredeydiler? Hepsinin ölmüş olmalarına inanmak istemiyordu. O günü bir kabus olarak hatırlamayı tercih ediyordu. Yakında uyanacağı bir korkulu rüya. Ya kendisi? Kendisi de aynı adam değildi.
Yıllarca yoksul yaşayan Marius birden yine servete kavuşmuştu. Acı içinde sevgilisinden ayrı düştüğünü düşünen delikanlı, Cosette'le evlenmek üzereydi. Sanki karanlık bir mezara girmiş ve oradan yeniden aydınlığa çıkmıştı. Oysa bu mezarda en sevdiği arkadaşları kalmışlardı. Bunu düşünmek Marius'u kahrediyordu. Ancak o zamanlarda yanında oturan Cosette'e bakmak onun neşesini yerine getirdi. Marius o korkunç günde Monsieur Fauchelevent'i barikatta gördüğünden emindi. Hatta adamın bir hayli yararlıklarına tanık olmuştu. Ancak o günün kahramanı, salonun bir köşesinde oturan bu soğuk ve ciddi yüzlü adama hiç de benzemiyordu. Marius, bu ağırbaşlı adama soru soramayacağını bilirdi bir kez laf arasında onun ağzını aramak amacıyla sözü Şanvürörü sokağına döktü. Şu isyanda barikatın yükseltildiği Şanvürörü sokağını bilir misiniz? Monsieur Fauchelevent, hayretle kaşlarını kaldırdı. Ne dediniz? Şanvürörü sokağı mı? Hayır, böyle bir sokağın varlığından bile haberim yoktu. Marius artık tamamıyla inanmıştı. Kendi kendisine tüm bunların yorgunluk ve acının doğurduğu birer hayal olduklarına inandı. Evet, hayatının en uzun günü olan o kederli gününde açlık, üzüntü ve yorgunluktan bazı hayaller görmüş olacaktı. Herhalde tüfeğiyle askerlerin başlıklarını düşürmekle yetinen, kimsenin canına kıymayan o yabancı, Monsieur Fauchelevent değildi, belki ona azıcık benzeyen bir başkası olabilirdi. Marius kurtarıcısını arıyor. Bu arada Marius tüm mutluluğuna rağmen bazı vazifelerini ihmal etmiyordu. İlk amacı babasının kurtarıcısı Thénardier'i bulmaktı. Herifin cezaevinden kaçtığını öğrenmiş. Ancak daha sonra onun izini kaybetmişti. Bu eski minnet borcuna bir yenisi daha eklenmişti. Marius kendisini bir arabada, dedesinin konağına getiren yabancının kimliğini çok merak ediyordu. Onu da bulmak, ona teşekkür etmek isterdi. Thénardier'in serseri bir dolandırıcı olması Marius'un ona olan minnetinde bir değişme yapamazdı. Genç adam babasının vasiyetine itaat etmek amacıyla onu aratıyordu. Bu araştırmaların sonunda, o gün Gorbo olayında yakalanan haydutların, aşağı yukarı hemen hemen hepsinin kaçtıklarını, Thénardier'in en önce kaçanlardan olduğunu öğrenmişti. Thénardier'in karısı kapatıldığı, kadınlar cezaevinde ölmüş ve bu davada böylesine kapatılmıştı. Marius'u kurtaran bilinmeyen adamı bulmaya gelince, genç adam bu hususta da hiç şanslı çıkmamıştı. Marius'un kullandığı ajanlardan biri, ilkin birkaç sonuç elde edecek gibi olduysa da, sonra o da daha fazla bir şey öğrenemediğini bildirmişti. Büyük Lağım yakınlarında, Şanzelize dolaylarında bekleyen kiralık araba, bunu polisin emriyle yaptığını, gecenin saat 9'unda Lağım mazgalının açıldığını ve sırtında baygın birisini taşıyan bir adamın oradan çıktığını, Lağım kapısında nöbette bekleyen polis ajanının bu yaralıyı taşıyan adamı tutuklayıp, her ikisini de arabaya atarak, Calvert Kızları Sokağı'na götürdüğünü, daha sonra adamlardan biriyle polisin yeniden arabaya bindiğini ve bir mahalle önünde arşivler kavşağında durduklarını, polis memurunun istenilen ücreti vererek, arabayı savdığını bildirmişti. Hepsi bu kadardı, daha fazlasını kimse bilmiyordu. Marius, o kabuslu saatlerden çok az şey hatırlıyordu. Yaralanıp tam yere düşeceği sırada, bir güçlü elin kendisini saçlarından yakalayarak, arkaya çektiğini ve götürüldüğünü biliyordu. Daha sonrasını asla hatırlamıyordu. Marius, yapılan tüm araştırmalara rağmen, meçhul kurtarıcısını bulamadığından derin bir kedere kapılmıştı. Bir ipucu edinmek için, o gün sırtında bulunan kanlı elbiselerini inceledi. Ceketinin eteğinde bir kumaş parçası kesilmiş olduğunu görerek buna çok şaştı. Bir akşam Marius, Cosette'le Jean Valjean'ın önünde, bu garip macerasından heyecanla söz ediyorlardı. Bu macerasını dinleyen Monsieur Fauchelevent'in durgun ifadesiz yüzünde, hiçbir heyecan görememek genç adamı sinirlendirdi. Bu adam ne olursa, kim olursa olsun, ona sonsuz bir minnet borcum var, bunu nasıl anlamazsınız? Monsieur, diye haykırdı. Onun neler yaptığını biliyor musunuz? Savaşın en kanlı anında kurşunlarla delik deşik olmak pahasına araya atılarak, beni geriye çekti, beni sürükleyerek oradan uzaklaştırdı. O pis, kokulu kanalizasyon galerilerinde beni sırtında taşıyarak, saatlerce yürüdü, yürüdü. Benim canlı olduğumu bile belki bilmiyordu. Sırf bir cesedi kurtarmak için kendini bir cehenneme attı. Her adımıyla, kendi yaşamını tehlikeye atan bu kahraman adam, bunu karşılıksız yaptı. Hiçbir ödül beklemeden, benden ne bekleyebilirdi? Ben yenilmiş bir isyancı, polisin aradığı bir anarşist sayılırdım. Oh, şu, Cosette'in 600 bin frankı benim olsaydı. Jean Valjean, onun lafını yarıda kesti.
Bu para sizindir, Monsieur. Marius haykırdı. Tüm bu parayı, o adamı bulmak için seve seve verirdim, diye haykırdı. Jean Valjean sesini çıkarmadı.